Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere hepimizin hayatına etki eden Merkür Retrosu, yani Merkür gerilemesi hakkında konuşacağım. Merkür Retrosu nedir diye bakacak olursak, gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yani yerinde sayma durumundadır. Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve birçok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede 2 veya 3 kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli derecede rol oynamaktadır. Üstelik Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişimde de değildir. En önemlileri düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu iletişim gezegeni varsayıldığı için gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir. Diğer yandan da hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Her yıl 3 kez retro dönemine girer ve güç kaybetmeye başlar. Bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür'ün retro döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemenizin ve kalmamanızın bu bölgelerde tavsiye edilir. Çünkü eyleme geçme, hareket etme, yaşam enerjisi kabiliyeti, mücadele gücümüz, dayanıklılığımız dip seviyelerde seyreder. Merkür retrosundan bahsedeceğimizde ilk olarak etkilenecek burçlar Akrep, Aslan, Kova, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarıdır. Merkür retrosu Akrep burcunda gerçekleşeceğinden daha sezgisel, daha derin, meraklı bir ruhla her olayın dibine kadar araştırabilirsiniz. Bazen olayların köküne inmek, dipteki pislikleri görmemize ve gereğinden fazlasını öğrenerek psikolojimizin bozulmasına sebep olabilir. Merkür'ün Akrep'ten sonra Terazi'ye geçmesi de adalet ve denge anlayışına sebebiyet verecektir. Ancak retro bizi düşünceleriyle burada zorlayacak, aradığımızı bulamayacağımız hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Bu sebepten mümkün olduğu kadar bu dönemde etrafa fazla bulaşmadan ve kendinizle vakit geçirerek kendinize yönelmenizi tavsiye ederim. Kendi işlerinizi halledersiniz bu dönemde. Böylece en az hasarla bu süreci yönetmiş olursunuz. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım bu dönemde de hayatınıza en güzel şekilde yön verebileceğiniz anlarınız olur. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere.